arkadaşlar merhaba çocuk gelişimi programında çocuk bilim ve teknoloji dersinin bilim tarihi ve bilim ve teknoloji okur yazarlığı konusunu tartışacağız bugün bu konu kapsamında bilim nedir Öncelikle bunu anlamaya çalışacağız. Buna ilişkin bir takım tanımları paylaşacağız ve e, deneyimleri paylaşacağız sizinle. Bilim tarihine kısaca değineceğiz. E, kitabınızda bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri zaten ulaşacaksınız. Bilimin özelliklerinden, bilimin doğasının bir takım karakteristiklerinden bahsedeceğiz. E, en son bölümde ise çocuk ve bilim etkileşiminde bilim okur yazarlığını, teknoloji okur yazarlığını ve erken çocuklukta bilim ve teknoloji eğitimini neden yaptığımız konularına değineceğiz. Öncelikle bilimi anlayarak başlamaya çalışalım. Aslında bilimin üzerine yapılan tanımlara dönüp baktığınızda bunlardan tam kesin ve kapsamlı bir tanım çıkmadığını görebiliyoruz. Bunun bir nedeni bilimin sürekli değişen çok kapsamlı, çok kapsayıcı bir doğası olması. Bilimsel yöntemlerin sınırları yok. Dolayısıyla sürekli gelişip değişip evrilebildikleri için bilime ilişkin tanımlarımız da aslında değişim göstermiş. Yani alana ilişkin kişilerin yaptıkları tanımlarda tam bir tutarlılık yok. Ama genel olarak Kökü itibariyle latince kökenli bir kelime aslında bilim, science ee, ve bilmek anlamına geliyor. Bence bu aslında bilgiyle bilimin ya da bilmekle bilimin etkileşimini bize çok iyi gösteriyor. Bir bilgi birikim ürünü. Yani aslında katlamalı, sürekli üst üste binen, sürekli gelişen ve altındakini de reddetmeyen bir doğası var bilimin. Evet. Kitabımızda da değindik buna. Cliff Connor bir bilim tarihçisi, bir devrim yazarı aslında ve Halkın Bilim Tarihi adlı kitabı var. 2012 yılında zannedersem ilk baskısını yaptı. Türkiye'de de TÜBİTAK yayınları tarafından tanıtıldı. Kitabı Şiddetle okumanızı tavsiye ederim. Eğer bir fırsatınız olursa muhakkak okuyun. Çünkü bu kitapta normal bilim tarihi kitaplarında görmediğiniz bir yaklaşımı ma şahit olacaksınız aslında. Çünkü biz bilim tarihi dediğimiz zaman, bilim dediğimiz zaman önemli isimler ki biz bunlardan kitapta da bahsettik aslında. Ders süresince de kiminin isimlerini anacağız. Bu kişiler ünlü kişiler değil mi? Adını duyduğumuz Arşimet, işte Newton, Einstein bunların isimlerini muhakkak duymuşsunuzdur. Ama bu kitapta bilimin aslında bir halk ürünü olduğunu, bu bilim üretme sürecinin arkasında bilgi ile bilim etkileşimi arasında halkın nasıl bir rol olduğunu, halk dediğimiz kısım aslında biraz böyle sınıfsal olarak bakarsanız sürece bu Piramidin öyle bir şey düşünelim daha üst tabakalar var işte bilimle uğraşan uzmanlar profesyoneller var halk biraz daha bizler aslında aşağı tabakadaki kişiler olduğunu düşünün bunların bir uğraşı ve bir ürünü olduğunu söylüyor Kaner burada neler görüyoruz işte bir çiftçinin bir demir ustasının ya da işte bir kölenin e, bilimin üretilmesindeki rollerini görüyoruz bu kitapta. Çünkü e, bilim aslında sadece laboratuvarlarda e, kapalı in, in vitro dediğimiz ortamlarda kontrol edilen şartlarda üretilen bir e, bilgi değil. E, bilim nereden çıkıyor aslında köken olarak bir bizim merakımızdan çevreye, çevreye ilişkin böyle sorunlarımızla bir takım problemlerle karşılaştığımızda bunları nasıl çözebiliriz? Acaba bu nasıl oluyor gibi meraklarımızdan bu sorulardan bir de kendi yaşamımızı daha rahat kılabilmek için daha refah içinde yaşayabilmek için bir takım arayışlardan çıkıyor. Dolayısıyla bunu aslında sadece bir laboratuvara indirgemek çok da doğru değil. O zaman ne bu insanlar neler yapmış olabilirler? Mesela çiçek aşısı. Çiçek aşısı bir laboratuvarda daha sonradan hani aşı olarak üretildiğinde evet kontrollü koşullar altında üretilmiş olabilir ama eee Kanır diyor ki aslında bu aşı Afrikalı e, bir kişi tarafından yani sıradan bir halk tarafından eee Yüzyıllar önce işte hastalıklı çiçekle viral olarak enfekte olmuş bir kişiden bu yarayı alıp özünü hasta olmayan bir kişiye vererek aslında doğal ortamlarda hiç bilim insanı olarak tanımlamayacağımız bir kişi tarafından yapılmış. Daha sonra bu işte Afrika'dan Amerika'ya tamamen taşınmış. Bu süreç içerisinde bilimin... E sermaye ile toplumla, kültürle etkileşiminden de bahsediyor Kanır. E, bilimi çünkü sadece yalın, kapalı dört duvar arasında bir etkinlik olarak düşünemezsiniz. Dolayısıyla o halka etkiliyor, topluma etkiliyor. E tarihsel süreç içerisinde incelerseniz başka disiplinlerden ve başka yapılardan etkileniyor. Dolayısıyla tüm bu bahsettiğimiz organik bağları da inceleyen bir kitap bu. Bilimi hem sosyal hem de doğal çevremizi anlamaya çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü böyle düşündüğünüz zaman bilim aslında biraz da böyle iki disipline ayırmaya çalışıyoruz gibi bir yapı var. Çünkü doğal yani çevremizle ekolojiyle ilgilendiğimiz alanlar doğa e, bilimi, e, sosyal çevreyle toplumla ilgilendiğimiz alanlar da birazcık sosyal bilimler olarak karşımıza aslında çıkmış durumda. Şimdi bilgi ve bilim etkileşimi nasıl bir bilgi yani bu bilim etkileşimiyle. Dolayısıyla bilmenin bir takım yolları var. Bir bunun bir bilim olabilmesi için bir serüvenden bir süreçten geçmesi gerekiyor. Şimdi burada bilmenin yollarının en başında gözlem ve duyular geliyor arkadaşlar. Gözlemler neler? Bunlar duyu organlarınızla yaptığınız, sadece gözümüzle değil biliyorsunuz, duyu organlarımızı kullanarak yaptığımız her türlü etkinlikler. Ee, kitabımızdaki örnekle size bunu açıklamaya çalışacağım. Mesela iki arkadaş suda yüzüyorsunuz, bir denizde yüzüyorsunuz ve birisi denize girdikten sonra arkadaşınız size diyor ki su ne kadar ılık değil mi diyor. Ee, ılık kavramı. Evet, sizin deneyimlediğiniz bir kavram, duyu organlarınızla, derinizle algıladığınız bir kavram ama ılık ne kadar doğru bir kavram? Kime göre, neye göre ılık? Dolayısıyla duyularınız bir seviyeye kadar sizin bu bilgiyi doğrulayabilmenize yardım ediyor. O noktada ortak bir algı veya yargı oluşturabilir miyiz? Bu kaygıya düşüyoruz bu sefer. Ne yapıyoruz? Çıkıyoruz plaja işte arkadaşınız dahil olmak üzere 10-15 kişiye diyoruz ki sizce su ılık mı? E, o Kişilerin hepsi varsayalım ılık dedi. O zaman diyorsunuz ki Aa, evet bakın benim yargım doğrulandı. E, demek ki su ılıkmış. Ama bu yeterli mi sizce? Yani o 10-15 kişi hepiniz birden aynı bölgede yaşamış. Aynı vücut ısılarına hassasiyetler göstermiş kişiler olabilirsiniz. Yani hepiniz e, güney bölgesinde yaşayan insanlar olsanız işte e, Antalya civarında mesela bir suya girseniz o suyun size ılık olabileceğini söyleyebilirsiniz. Ama e, daha kuzey bölgelerde e, bir denize girseniz arkadaşlar güneyde yaşayıp, Osu sizin için soğuk gelecektir ama kuzeyde yaşayan bir insan için soğuk gelmeyecektir. Dolayısıyla demek ki bu ortak algı birkaç kişinin ortak fikri de yetmiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bir öteye gidiyoruz, uzmanlara sormaya çalışıyoruz. Uzmanlara sorduğumuz aşamada bir şey daha devreye giriyor. Yöntem. Yani Bizim bir takım araçlar kullanmamız lazım bu önermelerimizi doğrulayabilmek için ya da yanlışlayabilmek için öyle değil mi? Mesela ne yapıyoruz? Bir e, ısı ölçer kullanıyoruz termometre ve diyoruz ki suyun sıcaklığı 23 santigrat derece. E, 23 santigrat dereceyi herhangi bir yetişkine söylediğimiz zaman hatta değil mi? E, küçük çocuklara bile söylesek belli bir yaşa gelmiş çocuklara herkesin kafasında oluşacak algı hemen hemen aynıdır. O zaman bilim bu bilgi üretme sürecinde biraz da şöyle veri toplama, gözlem yapma ve bu yapılan gözlemleri ve verileri kullanarak bir takım kanıtlara ulaşma bunları yaparken de daha geçerli ve güvenilir araçlar kullanarak ortak yargıları kanıtlamaya çalışma Oldu mu? Ee, bu süreçte bilimi aslında geçerli ve güvenirli e, olabilecek veri arayışı ya da bilgi arayışı olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bilim tarihi dünyanın e, ya da insanlığın oluşumundan bu yana çok bunu ele alamayız bu şekilde. Çünkü e, çok çok ilkel zamanlara gittiğimizde e, yapılan işleri bilim olarak evet adlandırabiliriz belki ama birazcık insanların, o dönemde yaptığı şeyler barınmaya çalışma, yaşamaya çalışma olduğu için orada o dönemde yapılan etkinlikleri çok da bugünkü modern bilimle bağdaştırmamız çok mümkün değil. O yüzden biraz daha öteliyoruz bunu ve birkaç dönemde bilim tarihini incelemeye çalışmışız. Bunlardan birisi Mısır ve mezopotamya dönemindeki uygarlıkları dönemindeki e, ampirik bilgi yani tamamen deneye dayalı gözleme dayalı veriye dayalı bilgi toplama dönemi olarak adlandırdığımız bir dönem e, bu dönem bu iki uygarlık uygarlıkta e, su kenarlarına kurulmuş biri Dicle-Fırat Havzası'nda birisi Nil Nehri Mısır Nil Nehri Havzası'nda biliyorsunuz kurulmuş iki uygarlık halen de e, e, eğer suya yakınsanız e, bilimsel gelişmeleri ve teknolojiye de yakın uygarlıklar olarak bilinirsiniz biliyorsunuz bu değişmedi aslında bu dönemde her iki uygarlıkta da böyle sınıfsal bir yapı var. Yani en tepede işte yasa yapıcı ya da kral var biliyorsunuz. Daha altlarda işte din adamları ya da orduda yer alan askerler var. Ve yavaş yavaş bu sınıfsal tabakada oranları artarak bir takım gruplar var. Neler var? İşte köylüler, tarımla uğraşanlar var. Onların bir üstünde zanaatkarlar var ve en altta köleler dediğimiz tamamen üst sınıfa hizmet eden gruplar var. Bu dönemde her iki uygarlıkta da bir takım metinlerin, yazıların ortaya çıkması, bilimin yapılan aktivitelerin, kanıtlarının toplanmaya başladığı, daha doğrusu yazıya döküldüğü, alay yazınların oluşmaya başladığı dönemler. Yine astronomide ama çok astronomi diyemeyeceğiz. Bugünkü astronomi değil de astroloji gibi düşünün. Gök e, cisimlerinin hareketlerini anlamlandırmaya çalışma etkinlikleri, e, matematik, tıp e, alanında da birçok çalışma yapılmış bu Mısır ve Mezopotamya dönemindeki bilimsel etkinlikler sırasında. Ama şunu söylememiz e, gerekir. Yapılan tüm bu etkinlikler dinsel aktivitelerin de etkisinden aslında çok da çıkamamış. Yapılan gözlem ve çıkarım tabanlı çalışmalar var ama bilimsel çerçeve, bilimsel kuramsal bir çerçeve oturtulan çalışmalara pek de rastlanmıyor. Eski Yunan'a geldiğimizde eski Yunan böyle milattan önce bin, birinci milattan önce binlerde karşımıza çıkıyor ee, ve bugünkü işte batı Anadolu'nun batısı işte bugünkü Yunanistan İtalya'nın güneyinde konumlanan coğrafi olarak bir alan ee, ve artık dinin etkisinden yavaş yavaş bu mistik hani doğaüstü güçlerle bilimi adlandırmaya çalışmaktan çıkıp daha çok sorgulamaya akla dayalı bilimi anlatmaya çalıştığımız dönemler geliyor ve bu dönemler aslında biraz e, doğa Felsefesinin ya da felsefenin öne çıktığı ki önemli isimlerden biridir, Thales biliyorsunuz düşünürlerden biridir. Bu bunun ortaya çıkmaya başladığı dönemler, sorgulamanın bilimin merkezine oturduğu dönemler ve burada da çok önemli isimler karşımıza çıkıyor. Geçen işte yaklaşık 13. yüzyılda bir karanlık dönem başlıyor tarihte. Bu sadece bilim tarihinde değil, tarihsel süreç içerisinde hepimizin yaşadığı bir dönem, karanlık çağ dediğimiz ya da orta çağ dediğimiz bir dönem. Burada Roma İmparatorluğu'nun artık hakimiyetinin artmasıyla ve Hristiyanlığa geçmeyle beraber kilisenin baskısı bilim üzerinde de hissedilmeye başlıyor. Bilim insanlarının birçoğu kilisenin etkisinden çıkamadıkları için ya da kilisenin baskısı nedeniyle çok da özgürce düşüncelerini e, e, icra edemiyorlar ve söyleyemiyorlar bu dönemde. E, mesela Batlamyus'un işte e, dünya merkezli bir e, şeyi var, işte dünyayı açıklamadaki modeli. E, Kepler bu dönemde güneşin aslında merkezde olduğunu söylüyor Söylemek istiyor ama bunu dile getiremiyor mesela sadece kilisenin baskısından korktuğu için. Dolayısıyla işte az önce de söylediğim gibi bilim kendi içerisinde bir fanusta değil. Yaşadığı toplumla, zamanla etkileşim halinde. Dolayısıyla ağır basan o dinsel dogmalar bu dönemde kendisini çok iyi gösteriyor. Ama... Yeni bir çağ başlıyor Rönesans'la. Yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans ve sonrasında bugünkü modern bilimin izlerini bulmaya başlıyoruz. Ne oluyor? Dinsel etkinliklerden yavaş yavaş sıyrılmaya başlıyor bilim. Ve inanılmaz bir çığır açan dönem diyebiliriz bilim tarihinde. Bugün Hatta birçok çalışmaya konu olan, birçok çalışmanın altyapısını oluşturan işte Einstein'ın görelilik kuramı, kuantum fiziği, belirsizlik teoremi gibi teoremler aynen bu dönemlerde ortaya çıkıyor. Bilimin özelliklerine genel olarak baktığımızda ilk söyleyebileceğimiz şey doğal dünya sorunlarına odaklandığı. Yani Olgusal ve materyalistik bir yaklaşımı var. Ne yapıyoruz? Gözleme deneye dayalı ölçümler yapıyoruz bilimde. Kanıtımız olması lazım, verimiz olması lazım bilimsel bir etkinliği yapabilmemiz için. E, mantıksal düşünme yollarıyla evreni araştırmaya çalışıyoruz. Çünkü... E, bu süreç içerisinde işte az önce bahsettiğim gibi böyle mitolojik işte dinsel bir takım dogmalardan ya da yapılardan etkilenmemesi gerekiyor bilimin akla usa vurulması gerekiyor az önce de söyledim veri ve kanıt temelli olması gerekiyor mesela bir Kalıtıma ilişkin bir hastalıktan bahsediyoruz. Ee, bu hastalığı çalışan bilim insanları tek bir kişiden bir veri alarak bu hastalığa ilişkin bir takım çıkarımlar yapmaması gerekiyor. Ne yapacak? Benzer e, kalıtımsal hastalıklara sahip olduğunu düşündüğü kişilerden de bir takım veriler toplayıp bu verileri ortak kılıp e, bir takım etkileşimlerle etkileşimleri açıklamaya ve çıkarımlar analizler yapmaya çalışması gerekiyor. Test edilebilir düşünceler olması gerekiyor bu düşüncelerin. Test etmek ne demek? Denemek, sınamak demek. Yani bir şeyi test ettiğiniz zaman ona ilişkin yargılarınız daha kesin, daha anlamlı ve daha güvenilir oluyor. Sosyal bir etkinlik bundan bahsettik kesinlikle. Çünkü aslında toplumun, toplumun içerisinde karşılaştığınız sorunlar, bilim insanları da farklı bir şey yapmıyor biliyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz halk, halkın bilim arayışları da aynı şekilde. Toplumun içerisinde ortaya çıkan bir takım sorunlar, doğayla ilgili ortaya çıkan bir takım sorunlar, doğaya hükmetme çabası bu, bu etkinliği de sosyal bir etkinlik haline getiriyor. Birikimli bir süreç, kesinlikle birikimli bir süreç. Bir sonraki dersimizde bahsedeceğiz. Bir, eğer altyapısı yoksa, onun üzerine eklemlenen şeyler hiçbir biçimde bir öncekini reddetmiyor, yani bir öncekini tukak alamıyor, ama hep bir öncekinin üzerine birikimli olarak artarak ve düzelerek ilerliyor. Göreli. Neden göreli? Çünkü tam olarak nesnel sonuçlara ulaşmamız, kesin sonuçlara ulaşmamız mümkün değil. Çünkü aldığımız veriler bugünkü elimizdeki verilerle kısıtlı. Belki işte bundan yüzyıl sonra o olaya, o olguya ilişkin başka verilere ulaşılacak ve bunlara biz ulaşmayacağız, başka birileri ulaşacak. Dolayısıyla bugün için böyle, bu zaman için böyle, ama bundan işte yüzyıllar sonra için başka bir sonuç elde edebiliriz. Bilimsel tutum ve davranış kesinlikle bilime etkiliyor. Eğer şüpheciyseniz, meraklıysanız, açık fikirliyseniz bu bilimsel araçlarınız da etkileyecek. Çocuk ve bilimi Birbiriyle yan yana düşündüğümüz zaman kesinlikle doğru zamanın erken çocukluk dönemi olduğunu söylemeliyiz. Zaten çocuklar işte ders tanıtımında da söyledik işsel bir motivasyonla çevreyi anlama yönünde doğuyorlar. Dolayısıyla onların bu gözlem, araştırma, merak gibi yetilerini sürekli desteklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu olgularla erken yaşta tanıştırmamız gerekiyor onları. Ee, bu bu şekilde tanıştırdığınız zaman ilerleyen yaşlarda bilime ilişkin tutumlarında da e, inanılmaz olumlu gelişmeler yaratabilirsiniz çocuklar üzerinde. Yine burada karşımıza çıkan bir takım kavramlar var bilim okur yazarlı. Bu ne demek? Sadece bilimsel içeriği, fen bilimleri içeriğini ya da bilimle ilgili içerikleri bilmek demek değil. Bilim nasıl yapılır? Bilimsel süreç becerileri nelerdir? Ee, bilimin özellikleri nelerdir? Buna ilişkin de bir takım değerler ve bilim bilgiler temel düzeyde de olsa anlayışlar kazanmaktır. Dolayısıyla bilimi anlayan, bilimin özelliklerini bilen, bu süreçleri nasıl kullanacağını yöntemsel olarak ne yapacağını bilen kişi aynı zamanda bilim ve teknolojiye de hükmedebilecek bilgi ve becerilere sahip olmaya başlar. Yine teknoloji okuryazarlığı artık hayatımızın bir parçası biliyorsunuz teknoloji. Yani bunu buradan çıkarmamız, atmamız mümkün değil. Bizim bir uzuvumuz gibi oldu biliyorsunuz bir takım teknolojiler. Dolayısıyla teknolojiyi bilimle nasıl işe koşuyoruz? İşte tasarım sürecinde nasıl işe koşuyoruz? Toplumla ilişkiler sürecinde nasıl işe koşuyoruz? Bu temel teknolojiler neler? Bizim öğrenme ve öğretme e, sürecini kolaylaştıran teknolojiler neler? Bunlara ilişkinde bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor. Son olarak, aslında baştan beri söylediğimiz erken çocuklukta bilim ve teknoloji olmalı mı? Evet kesinlikle olmalı. Çünkü çocuğun öncelikle bu doğal merakını, doğal çevreyi e, e, arama, araştırma e, yetisini sizin perçinlemeniz ve sizin kuvvetlendirmeniz gerekiyor. Bu sadece e, başta da söylemiştim bilişsel yetileri kullanarak yaptığımız bir iş değil. Aynı zamanda duygusal ve imgesel yetileri de harekete geçirmemiz gerekiyor böylece çevresini daha iyi anlayacaktır çocuk teşekkür ediyorum